Öncelikle hocam şunu belirtmemizde fayda var. Hazreti Muhammed'e vahiyler Mekke'de geldi ve Medine'de geldi. Çoğunluğun bildiği gibi Mekke ile Medine deniz kenarında şehirler değil. Yani Mekke'den deniz çok çok uzaklıkta değil Cidde'de. Oralardan denize girebiliyorsunuz. Ama bu da yani sonuçta bir at üzerinde veya başka bir araç üzerinde bile saatlerce gidecek bir mesafe. Sonuçta bu vahiyler geldiğinde insanlar etraflarında deniz görmüyor. Ama dikkat edin Kur'an'da 30'dan fazla yerde denizlerden bahsediliyor. Ve denizler Kur'an'da en çok atıf alan fenomenlerden bir tanesi. Bu tabii ki Kur'an'ın evrensel mesajına örnek verirken altı çizilmesi gerektiği bir husus. Çünkü birçok kimse Hazreti Muhammed orada kendi karşısına çıkan sorunlarla ilgili bir tek kendi kavmiyle ilgili konuştu zannediyor. Evet, Hazreti Muhammed kendi kavminde karşısına çıkan sorunlarla ilgili konuşmuştur. Orada ki çözümleri başka birçok çözüm için bir örnek niteliğindedir. Fakat Hazreti Muhammed'in konuşması Mekke ile Medine ile sınırlı değildir. Bütün dünyaya hitap etmektedir. Sonuçta dünyanın 1/3 denizlerle kaplı olduğuna göre dünyanın birçok şehrinde insanlar sürekli denizi görmektedir. Onlara da hitap etmektedir. Sürekli, evrensel yönünü ortaya koymamız tabii, açısından hocam denizler atıflar gerçekten önemli bir yer. Şimdi bu yok. Önemli. Önce bunu bir husus olarak kenara yazalım. Ayrıca bir bakıyoruz Kur'an denizlerden bahsederken denizlerle ilgili öyle anlatımlar yapıyor ki günümüzde deniz kenarında yaşayan insanların bile kullanamayacağı ifadeler. Ve o denizlerle ilgili doğru bir husus. Mesela günümüzde Türkiye'de merak edenler şöyle Kur'an'daki ayetleri de bilmeyen, onu da bir şekilde önceden konuşarak anlayabilirler. Rastgele bir 100 kişi çevirsinler. Bakalım denizlerin içinde birbirinden farklı özellikler gösteren su kütleleri olduğundan haberleri var mı? Çünkü denize baktığınızda tek bir deniz görüyorsunuz. Sular birbirinin içine karışıyor. Burada beklenen ne? Denizin, yani o gördüğümüz deniz kitlesinin her köşesinin, her noktasının birbiriyle aşağı yukarı aynı olduğunu evet, düşünüyoruz. Oysa Kur'an denizin sularının birbirinin içine geçmesine rağmen, geçmiyor da demiyor, merç olmasına Kur'an ifade, merç olmasına yani geçmesine rağmen farklı su özelliklerinin muhafaza edildiğine dikkat çekiyor. Mesela buna dikkat çekilen birkaç tane sure var. Bir tanesi Rahman suresi. Rahman 19:20'de diyor ki iki denizi salmıştır. Birbirlerine karışıyorlar. Bakın birbirlerine karışıyorlar. Hiç karışmıyorlar da demiyor. Karışıyorlar. Ama aralarına bir engel vardır. Birbirlerinin sınırını aşmıyorlar. Yani burada denizlerin birbirine karışmasına rağmen farklı özellikler olduğuna ait dikkat çekiyor. Şimdi başka bir surede bu ayrılıktaki önemli bir unsurun özellikle tuzluluk oranı olduğuna dikkat çekiliyor. Furkan suresinin 53. ayeti diyor ki o iki denizi birleştirmiştir. İki deniz birleşiyor diyor. İki su kütlesi birleşiyor. Birinin suyu tatlı ve susuzluğu giderici. Birisinin suyu diğerine göre daha tatlı. Diğerininki tuzlu ve acı. Diğerine baktığınızda ise diğerine göre oldukça daha tuzlu bir su görüyorsunuz. Aralarına bir engel, aşılmaz bir sınır koyan odur. Yani iki tane su, siz onları tamamen iç içe geçmiş, tamamen aynı zannediyorsunuz. Fakat bunlar farklı özellikleri. Farklı özellikle hangi kriter üzerinden ait anlaşılacağına dikkat çekiyor değil mi? Tuzluluk ve tatlılık oranı diyebiliriz. Üzerinden farklılık anlaşılacak şekilde sular birbirinden farklı. Çıplak gözle baksak olur. Hani Hazreti Muhammed Kur'an'da insanlara geçmiş kavimlerden, daha doğrusu kendi vahiyle bundan bahsediyor. Kur'an işte geçmiş kavimlerden bahsediyor, gökten bahsediyor, anne rahmindeki oluşumdan bahsediyor, ahiretteki manzaralardan bahsediyor. Savaşta birileri onları öldürmeye, yok etmeye kalkarsa nasıl davranacakları bahsediyor. Bu kadar konunun arasında Hazreti Muhammed'in bir deniz uzmanı olması, hiç deniz kenarında yaşamamış bir insana, denizi görmüş olabilir arada ticari seyahatler ama hiç deniz kenarında yaşamamış biri olarak denizle ilgili böyle inceliklere dikkat etmiş olması hiç beklenmeyecek bir husus. Ve günümüzde de yeni yeni de hala birçok dünyanın yerinde farklı su kütleleri bulunuyor, gittikçe bulunuyor. Mesela 2010'da Karadeniz'in içinde farklı özelliklere sahip bir su kütlesi keşfedildi. Bu su kütlesi 60 kilometre uzunluğunda. Eğer ki bu Avrupa'nın bir nehri olsaydı, Ren nehrinden, yani Avrupa'nın en debisi en yüksek nehri olan Ren'den debisi, yani oradaki su akışı, su miktarı
çok daha fazla olurdu. Yani bu kadar büyük bir su kütlesi mesela Karadeniz'in içinde farklı tuzluluk oranıyla farklı bir özellik gösteriyor. Diğer taraftan 2019 yılında, bu daha da sonra, daha da yakın bir dönemde, Atlantik Okyanusu'nun New Jersey'ye yakın bölgesinde çok büyük bir su havzası keşfedildi. Bu su kütlesi, dikkat edin, 1 milyardan fazla olimpik yüzme havuzunu doldurabilecek büyüklükte bir tatlı su havzası. İnanılmaz bir okyanusun şey. İçinde ve okyanusun geri kalanına tuzluk oranı farklı. Daha tatlı bir su özelliği gösteren bir kütle Atlantik Okyanusu'nda var. İşte Karadeniz'in içinde var. Yani dünyada örnek, tabii bunlar iki tane örnek. Son yani 20 yılda bulunmuş diyebiliriz. İki tane örnek. Bunun gibi dünyanın birçok yerinde var. Çünkü bu suyun içindeki fiziksel özelliğinden dolayı oluşan da bir şey. Yani fizik yasalarına aykırı bir durum da yok. Değil, evet. Zaten Allah suyun o özelliğine dikkat çekiyor ayette. Yani bu olağanüstü bir şeydir. Yani şöyledir. Yani bu özel oluşturulmuş yasalara karşıt bir şeydir de denmiyor. Suyun bir özelliğinden bahsediyor Allah. Yani çıplak gözle görüp de fark edemediğiniz bir özellik olduğundan suda bahsediyor. Ayette de bunun ne kadar yerli yerinde olduğunu görüyoruz. Yine biz suyun kenarında yaşayan insanlar olarak söyleyemeyeceğimiz başka bir ifadeye değer vereyim. Ki bunun 7. yüzyılda yazıldığını hocam hiçbir zaman hafızamızdan çıkarmamamız tabii gerekiyor. Bugün biz deniz kenarında yaşayan insanlar olarak dahi istediğimiz kadar çıplak gözle gözlemleyebilmiş olsak da denizi, bu aklımız herhalde hiç gelmeyecek bir özellik olur. Ben işte Karadeniz kıyısında da bulundum, Ege'de de, Akdeniz'de de, yani bütün bunlarda bulundum. Amerika'dayken okyanusta da yüzdüm. Yani hiçbir zaman için suyun böyle bir özelliği olabileceği dikkatimi çekmedi. Hiç bunun üzerine düşünmedim. Yani denizde hayatı boyunca hep yüzmüş birisi olarak. Yani çok küçük yaşlarımdan beri yüzerim, dalarım. Denizde balık tutmuşumdur. Yani balık tutmak çok önemli. Fazla ilgi alanımda değil ama yine de tutmuşumdur. Yani hep denizde iç içe olan bir insanım hayatım. İstanbul'da geçti zaten, İstanbul deniz kenarında. Böyle bir özelliği suyun, eğer ki Kur'an ayetini görmeseydim hiç dikkatimi çekmeyecekti. Ama bir baktı ki Kur'an'da geçen ifadede bir fenomen olarak zaten su bilimcilerin de gayet iyi bildiği suyun bir özelliği. Buna da kalmıyor Kur'an'ın denizlerle ilgili ilginç ifadeleri. Bir yerde bakıyoruz Kur'an bir benzetme yapıyor, bir karanlıklar için. Bazen Kur'an açıkça anlattığı şeyde mucizevi ifade olabileceği gibi bazen de bir benzetmede kullandığı bir unsurda da bir olağanüstülük oluyor Kur'an'ın. O zaman Kur'an rastgele benzetme kullanmıyor. Tabii yani ki Rabbimizin o benzetmelerinde de bazı hikmetler arayabileceğiz. Olağanüstü ifadeler. Bazen bu tabii benzetme de denemez. Yani bir karanlıktan bahsediyor Kur'an. Öyle bir karanlık ki o diyor, elini kaldıranın bile göremeyeceği bir karanlık. Bak şimdi öyle bir karanlık ama şu elimiz şöyle kaldırsa göremeyeceğimiz bir karanlık. O kadar karanlık. Peki bu karanlık nerede? Nur suresinin 40. ayetine göre. Veya derin bir denizdeki karanlıklara benzer. Şimdi deniz de demiyor ayet. Derin denizlerdeki karanlıklara benzer. Onu bir dalga kaplıyor, onun üstünde de dalga var. Dalganın üstünde dalga var. Böyle bir karanlık yer. Derin denizlerin altında bir karanlık, üzerinde dalgalar var bu yerin. Öyle bir yer ki bu, bir üstüne karanlıklar var burada. Ve yani karanlığı da Allah nitelendirmek için şöyle bir örnek veriyor. Eli çıkartan neredeyse elini bile göremeyecek. Eli çıkartan neredeyse elini göremeyeceği bir karanlık. Allah'ın ışık vermediğin hiçbir ışık bulunmaz. Şimdi karanlık yer, elini bile göremeyeceğin kadar zifir bir karanlık için Kur'an bir yer ifade ediyor. Ve denizlerin dibinden öne göre, derin denizlerin dipleri. Şimdi yıllarca deniz kenarında olan insanlar da bunu düşünsün. Biz denizde yüzerken yani bir karanlık için hiçbirimiz ay derin denizin dibindeki karanlık demeyi düşünmeyiz. Çünkü biz yani yüzeysel bir bakışla yukarıdan, çünkü biz denize yukarıdan bakıyoruz. Allah denizle ilgili bütün fenomenlere hakim. Ama biz bir denize, çünkü denizin dibinde yaşayamadığımız için denize üstten bakan bir canlıyız. Denize üstten bakan canlılar olarak biz hiçbir zaman için karanlıkla deniz arasında özel ilişki kurmaya çalışmıyoruz. Çünkü deniz üstten bakan bir insan için geri kalan yerler ne kadar aydınlıksa deniz de o kadar aydınlık gözükür. Ama aslında böyle değildir. Su denize vurduğunda kırılarak aşağıya iner. Suyun önce işte sarı tarafı gider. Sonra diyelim yeşil tarafı, suyun diyorum. Işığın sarı tarafı gider, yeşil tarafı gider. Mavi tarafı da sonra gider. Gittikçe dibe indikçe, çok derinlere indikçe suyun artık hiçbir kısmı kalmaz. Tamamen
ışığın ulaşamadığı bir yerdir kırıla kırıla. Ama biz bunu yukarıdan baktığımızda göremiyoruz. Zaten Marmara'da işte Karadeniz'de bizim yani yüzdüğümüz yerler genelde öyle çok da derin mümkün olduğunca insanlar daha kıyıdan girdikleri için o derin yerlere de genelde gelmiyorlar. Gelseler de dip görünmüyor derinden gibi olayı değerlendiriyorlar. Bir karanlığa orada insanlar tanıklık etmiyorlar. Fakat denizlerin dibine inildiğinde şunu gördük. Tam da ayetin söylediği gibi elini bile kaldıranın göremeyeceği bir karanlık var. Yani birkaç yüz metreden sonra tamamen elini kaldıranın bile göremeyeceği bir karanlık vardır. Ve bu dünyanın çok büyük bir kısmıdır. Dünyanın %70'i okyanuslarla kaplı. Ve okyanusların önemli bir kısmı birkaç yüz metreden çok daha derin. Yani dünyanın aslında en geniş karanlık alanı denizlerin dibidir. Ve apaydınlık bir günün ortasında da orası karanlıktır. Yani oranın zifiri karanlığı sürekli bir karanlıktır. Gece zaten karanlıktır. Gündüzün en ortasında da orada zifiri bir karanlık vardır. Neresi burası? Dediğimiz gibi dünyanın çok çok büyük bir bölümü. Okyanusların çünkü birçoğunun altı birkaç yüz metreden daha derin. Yani Kur'an'ın buradaki benzetmesinin ne kadar ince olduğunu görüyoruz. Yani insanların bir vasıtayla denizin altına inmesi ne zaman diye baktım. 1620 yılında ilk Cornelis Dreber bir aletle denizin altına girmeyi düşünüyor. Biz bugün denizin altına indiğimizde görüyoruz ki tamamen Kur'an'ın söylediği şeyi artık gözümüzle fark edebiliyoruz. Zifiri bir karanlık denizaltıyla denizin altına inenler buna tanıklık ediyorlar.